İkinci bölüm. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Onun buyruklarını yerine getirirsek, onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Onu tanıyorum deyip de onun buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. Ama onun sözüne uyanın, Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. Tanrı'da yaşıyorum diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Sevgili kardeşlerim, size yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Eski buyruk, işitmiş olduğunuz Tanrı sözüdür. Yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu Mesih'te ve sizde görülmektedir. Çünkü karanlık geçmekte, gerçek ışık şimdiden parlamaktadır. Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık onun gözlerini kör etmiştir. Yavrularım, size yazıyorum. Çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı. Babalar, size yazıyorum. Çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazıyorum. Çünkü kötü olanı yendiniz. Çocuklar, size yazdım. Çünkü babayı tanıyorsunuz. Babalar, size yazdım. Çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım. Çünkü güçlüsünüz. Ve Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor. Kötü olanı yendiniz. Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil, dünyadandır. Dünya ve dünyasal tutkular geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Mesih karşıtı. Çocuklar, bu son saattir. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim daha şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. Bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değildiler. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı. Sizler ise kutsal olan tarafından mesedildiniz. Hepiniz bilgilisiniz. Gerçeği bilmediğinizden değil ama gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğinizden ötürü size yazdım. İsa'nın Mesih olduğunu inkar eden yalancı değilse yalancı kimdir? Babayı ve oğlu inkar eden Mesih karşıtıdır. Oğlu inkar eden de baba da yoktur. Oğlu açıkça kabul eden de baba da vardır. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Eğer başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de oğulda ve babada yaşarsınız. Mesih'in bize vaat ettiği budur. Yani sonsuz yaşamdır. Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazmış bulunuyorum. Size gelince, ondan aldığınız ruh sizde kalır ve kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten ruhu gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın. Evet yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içinde kalmayalım. Onun doğru olduğunu bilirseniz, doğru olanı yapan herkesin ondan doğduğunu da bilirsiniz.